Türkiye olarak haftaya yağışla başladık. Bursa'dan maalesef sel felaketi sonrası üzücü haberler de geldi. Yalnızca Bursa değil, yurdun birçok noktasında kuvvetli sağanak taşkınlara ve toprak kaymalarına yol açtı. Yurttan manzaraları taşıyalım, son durumu konuşacağız. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kuvvetli sağanak sonrası toprak kayması meydana geldi. Erikli Tepe bölgesinde kapanan yolu açmaya çalışan ekipler kucağında köpeğiyle mahsur kalan yaşlı kadını fark etti. 53 yaşındaki Kadriye Şahin ve köpeğini bir itfaiyeci sırtında taşıyarak kurtardı. Silin ortasında kurtarılan kadın itfaiyerine teşekkür etti. Bursa'da selin felaketi ulaştığı Kestel ilçesinden sonra İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde de sel meydana geldi. Kırsal mahallelerde birçok ev zarar gördü. Tarım arazileri su altında kaldı. Bazı ağaçlar devrildi, yollar dere yatağına döndü. Taşkınlar araç ve tarım aletlerini önüne katıp sürükledi. Burası da Eskişehir. Kuvvetli sağanak dolu ve taşkınlar nedeniyle hayat durdu. Seyit Gazi ilçesinde Yenikent mahallesine giden yol taşkınlar nedeniyle kapandı. Bu sel ekili tarlaları götürdü. Dağdan geliyor yani sel. Buradan aldı. Ayçiçeği var, pancar, mısır falan, onları hepsini aldı götürdü yani sel. Sel suyu altında kalan tarlalarda hasar büyük. Bir can kaybı olmadan şu anda önlemiş bulunuyoruz ama mal kaybımız tabii biraz tarlalarımız, yolumuz şu anda gitmiş durumda. Tarlalarda da büyük bir ihtimal 500 dekar ile 1000 dekar civarı bir hasarımız olur ekili olan alanlarda. A Haber ihbar hattına gelen bu görüntülerse Yozgat'tan. Sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Oo. Anlatmaya gerek yok. Dur öyle. Of. Yollar göle döndü. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yol dereye dönmüş durumda. Sel suyunun bastığı ev ve iş yerlerinde ise tahliye çalışması yapıldı. Ya gelme oğlum. Kütahya'nın Domaniç ilçesini de sağanak ve dolu vurdu. Yollar su altında kaldı. Selde mahsur kalan bir kamyonet iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Bu görüntülerde Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden. Bir vatandaş göle dönen yolda böyle yüzdü. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ise 10 bin dönümlük elma, domates, karpuz ve üzüm bahçeleri yağan doludan zarar gördü. Tabii bu her bölgede değil ama... Yetkililer dolu yağışının ardından hasar tespit çalışması başlattı. Karaköy, Yeşilköy...